Herkese merhaba. Sizlere bugün Philips'in Everplay serisinden BT3900A Bluetooth hoparlörünü inceleyeceğim. Şimdi gelin hep beraber detaylara bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi kutuyu açılışına geçmeden önce kutunun üstünde ne gibi detayların altı çizilmiş onlardan biraz sizlere bahsetmek istiyorum. Burada ilk olarak gördüğüm şey 30 metrelik bir Bluetooth mesafesinin olduğunu söylüyor. Weatherproof, yani kötü hava koşullarına karşı bir dayanıklılığının olduğunu söylüyor ki bunu zaten videoda test edeceğim. USB strap olduğunu söylüyor. Bu da gerçekten çok beğendiğim bir özelliği ve aynı zamanda 8 saatlik bir pil ömründe bizlere sunulduğu burada yazılmış. Kutuyu tekrardan şöyle bir inceliyorum. Burada başka neler diyor? 4 wattlık bir çıkış gücünün bulunduğunu söylüyor. 2 tane üstünde driver bulunduğunu söylüyor ve bir tane de bas bölümünün bulunduğunu gösteriyor. Güzel, çok kompakt. Yani bugüne kadar gördüğüm Bluetooth hoparlörler arasında en ince kutu tasarımına sahip arkadaşlar. Şimdi ürünü bir açalım isterseniz yavaştan. Şöyle hep beraber kutu açılışına geçelim. Bakalım kutu içerisinden de neler çıkacak, onu da hep beraber görelim. Evet, kutu açılışını şu anda gerçekleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Quick Start Guide çıktı içinden. Yani kullanım kılavuzumuz çıktı. Bir de evet, kullanım kılavuzu çıkıyor sadece. Kutumuzu şöyle kenara koyduktan sonra devam edelim. Burada this cable is not waterproof denmiş. Yani kabloyla suya sokmayın diyor bunu arkadaşlar. Bu da güzel bir ayrıntı. Çünkü ürün suya, toza ve neme dayanıklı bir ürün arkadaşlar. İnsanlar bunu yani bu şekilde sokabilir ve sonrasında şarj kablosu da bozulmuş olabilir. Ürünün dış yapısını incelemeye başlayacak olursak arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi çok minimal, çok güzel bir tasarımı var. Renk uyumunu çok beğendim. Bununla beraber dışında bir kumaş var. Şöyle üstüne bastırdığım zaman gözüküyor zaten kumaş olduğu. Philips bu kumaşa DuraFit kumaş adını vermiş arkadaşlar. Bu kumaş gerçekten çok dayanıklı. Bütün dışarıdan gelecek olan darbelere vesaire çok dayanıklı bir kumaş olarak kullanılmış. Aynı zamanda bu ürün su da geçirmiyor. Evet arkadaşlar, ürünün gövde yapısını incelemeye devam edersek görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok hafif, çok taşınabilir. Çantanıza çok rahat bir şekilde bunu böyle dümdüz atabilirsiniz. Şu anda sıradan bir Bluetooth hoparlör alırsanız hepsi bildiğiniz üzere belirli bir form şeklinde. Yani böyle yatay bir su şişesi şekline geliyor. Bu ürün özellikle taşınabilirlik açısından çok başarılı, çok beğendim. Ağırlık olarak da sadece ve sadece 220 gram ağırlığında. Hani bu bakımdan da gerçekten hani günümüzde artık insanlar mümkün olduğunca her şeyin hafif versiyonuna kaçıyor. Ve Philips piyasadaki bu açığı çok güzel görmüş ve güzel bir tasarımda bizlere bu ürünü sunmuş diyebiliriz. Bunların dışında en çok hoşuma giden özellik ise kesinlikle buradaki el bandı oldu. Bu el bandı sıradan bir el bandı değil arkadaşlar. Buradaki bölümünü çıkardığınız zaman şöyle şuralara bastırarak çıkarırsak, şöyle hemen göstereyim sizlere. Bir tarafı ürüne takılıyor. Diğer tarafı da şarj bölümüne takılıyor. Böylelikle aslında her zaman yanınızda ürünün şarj kablosunu taşımış oluyorsunuz. Ama tabii ki kutunun içerisinden bir adaptör çıkmıyor. Burada klasik bir telefon şarj USB'si ile beraber bunu kullanabilirsiniz. Gerçekten başarılı. Yani bu tarz Bluetooth hoparlörlerin en büyük problemi aslında ürünü taşıyorsunuz ama yanında şarj aletini taşımak istemiyorsunuz ya da bir şekilde unutuyorsunuz. Kablolar ufak olduğu için kayboluyor. Bu ürünün bu askısının kaybolmasına ihtimal bile vermiyorum. Çünkü şu şekilde zaten bir askı olarak kullanıldığı için aynı zamanda çıkarıyorsunuz ve hemen istediğiniz yerde şarj edebiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir özellik. Bunların dışında tuşlarına bakalım isterseniz ürünün. Burada görmüş olduğumuz gibi 5 tane tuş var. Bir tanesi açma kapama tuşu, bir tanesi sesi yükseltme, bir tanesi şarkıyı durdurup başlatma, diğeri sesi alçaltma ve diğer son tuşumuz da Bluetooth bağlantı tuşumuz. Ürünün dışına baktığımız zaman görmüş olduğunuz gibi plastik bir yapısı var alt tarafında. Güzel. Burada silikon bir bölüm var. Silikon bölümde kaldırdığımız zaman ürünü şarj edebileceğimiz micro USB bölümümüz ve yan tarafta ise kablolu olarak bağlantı yapmak isterseniz 3.5 mm'lik bir jack girişi de bizlere sunulmuş. Gerçekten güzel. Çok beğendim. Çok minimal bir tasarımı var. Şimdi isterseniz gelin hep beraber ilk bağlantısını gerçekleştirelim bu ürünün ve nasıl bir performans sağlayacak onu da görelim. Ürüne basılı tuttuğum zaman burada 4 tane LED yanıyor arkadaşlar. Bu LED'ler ürünün pil durumundan bahsediyor. Bağlantı kurulacağı zaman da burada görmüş olduğunuz gibi bir mavi LED yanıyor. Şimdi ürünümüzün Bluetooth'unu açtık. Telefonumuzdan Bluetooth menümüze geliyoruz ve hemen zaten burada açar açmaz Philips BT3900 çıktı. Burada bağlantı kurulduğu zaman duymuş olduğunuz gibi bir ses veriyor ve şu anda bağlıyım. Gerçekten güzel, hızlı bir bağlantı oldu. Bağlantı konusunu beğendiğimi söyleyebilirim. Her zaman dinlediğimiz bir şarkı var. Şimdi gelin hep beraber o şarkıyı dinleyelim ve nasıl bir performans verdi hep beraber görelim. We'll be right back.
Evet arkadaşlar, ürünün ses performansını hep beraber dinledik. Deminki dinlemiş olduğunuz ses performansını ben halihazırda şu anda konuştuğum mikrofon üzerinden kaydettim. Umarım beğenmişsinizdir. Yani şöyle söyleyeyim sizlere, standart bir salon ve odadaysanız bu ürün sizlere yeteri kadar bir sesi veriyor. Ama tabii ki çok büyük bir bas bölümü olmadığı için baslar konusunda sizleri yeteri kadar tatmin etmeyebileceğini söyleyebilirim. Ama ben bunu alayım çantama atayım, yüksek sesli müzik dinleyeyim diyorsanız gerçekten taşınabilirlik konusunda da güzel, ses konusunda da başarılı önerebileceğim bir cihaz olmuş diyebilirim. Bluetooth hoparlörlerde her zaman dikkat edilmesi gereken bir nokta var arkadaşlar. Bu da tabii ki şarj. Çünkü bu tarz ürünleri alıyorsunuz ve genellikle bir kere şarj ediyorsunuz ve şarj ettikten sonra uzun süre kullanmak istiyorsunuz. Bu ürünün bizlere sağladığı pil performansı tam 8 saat arkadaşlar. 8 saat pil performansı bu boyuttaki bir cihaz için bence gayet yeterli ve başarılı. Ürünün fiyatına bakacak olursak ortalama olarak 350 TL bandında bir fiyatı var arkadaşlar. Bence fiyat performans olarak güzel bir ürün. Çünkü dediğim gibi tasarım olarak özellikle tasarım olayını çok beğendim. Çok ufak, çantanızı atabilirsiniz. Laptop bölümüne koyabilirsiniz. Her yere koyabilirsiniz. Aynı zamanda yanınızda sürekli taşıyabileceğiniz USB'den şarj kablosunu el askısı olarak yapmaları gerçekten başarılı. Ve tabii ki suya dayanıklı oluşu da çok başarılı. Şimdi gelin isterseniz suda nasıl bir performans sağlayacak onu da görelim. Evet arkadaşlar, şimdi bu testin eğlenceli kısmına geldik. Bu ürün IP57 sertifikasına sahip. Eğer bir üründe IP57 sertifikası görüyorsanız arkadaşlar, o ürün 30 dakika boyunca 1 metre derin indeki suya dayanabiliyor. Şimdi ürünümüzü açtık. Zaten bağlantıyı da kurmuştuk demin. Bir müzik dinlemiştik hatırlıyorsunuz. Şimdi tekrardan bir şarkı çalmaya başlıyorum ve ürünü suyun içine atacağım arkadaşlar. Evet, hazır mıyız? 3, 2, 1. Biraz sesi yükseltelim bakalım. Görmüş olduğunuz gibi ürün şu anda tamamıyla suda ama tamamıyla çalışıyor. Gerçekten güzel bir performansı var. Çok beğendim. İlk defa böyle bir test gerçekleştiriyorum. O da gerçekten çok başarılı. Şöyle sudan çıkaralım bir bakalım. Gördüğünüz gibi. Hatta su damlacıkları şu anda burada dans ediyor kendi çaplarında, öyle söyleyebilirim. Görmüş olduğunuz gibi bütün tuşlar aktif olarak çalışıyor. Şu an durdurdum, tekrardan başlatıyorum, sesi yükseltiyorum. Ve şöyle batıralım. Evet, görmüş olduğunuz gibi hoparlörü resmen suda yıkadım arkadaşlar. Philips'in dediğine göre yani bu ürün tam 30 dakika boyunca 1 metrelik suda dayanabiliyor. Yani özellikle yaz aylarında havuz içerisinde müzik dinlemek istiyorsanız bu tarz sertifikaya sahip bu tarz bir ürünü alabilirsiniz. Ama tabii ki dediğim gibi USB strap'i mutlaka çıkarmanız ve ürünün yan tarafında bulunan bu alanı kapatıyor olmanız lazım ki ürünü herhangi bir şekilde sıkıntıya sokmamak için. Evet arkadaşlar, umarım yararlı bir video olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak isterseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.